Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi sıcak saatler yaşıyor. Hepimizi yakından ilgilendiren bir konuda vekiller tartışıyorlar, görüş alışverişinde bulunuyorlar. Genel havayı alacağız ve elbette ki anayasa değişikliğine ilişkin aklımızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Stüdyo konuğumuz AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Oktay Çanak. Sorularımızı yanıtlamak üzere TRT Hava Stüdyosu'nda bizlerle birlikteler. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kesintisiz bir mesai var gördüğümüz kadarıyla. Bazen tansiyon çok yükseliyor. Önce şu üslupla başlayalım mı efendim? Olması gereken, kullanılması gereken üslupla mı gidiyor görüşmeler? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi evet, özellikle pazartesi günden itibaren yoğun bir çalışma başladı. Aslında meclisteki seviyenin nasıl olacağını daha öncesinde CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamayla biraz da ortamı gererek bu süreci başlatmış oldu. İşte pazartesi günü herkes meclisi izlesin. Milletvekili arkadaşlar orada gerekli mücadeleyi yapacaklar demek suretiyle sanki meselenin çok da meclis statüsünden çıkarak cereyan edeceği şeklinde bir izlenim bıraktı. Ama çok şükür biz AK Parti grubu olarak, MHP'de MHP grubu olarak bir sükunetle bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Çünkü mesele teknik bir mesele, hukuki bir düzenleme. Hukuki meselelerin, düzenlemelerin tartışıldığı bir ortamda agresif tutumların, davranışların halk nezdinde çok da karşılığı olmadığı bir açık. Bunu da vatandaşımız, milletimiz görsel medya organıyla, yazılı medya aracılığıyla hep zaten seyrediyor. Biz burada zaten komisyonda da bunlar yeterince tartışıldı, konuşuldu, saatlerce ben de o komisyon görüşmelerine katılmıştım. Yani bir milletvekili, CHP bir milletvekili çıkıp 2 saat bir maddeyle ilgili konuşabildi ve konuyla maddeyle hiç ilgisi olmayan şeyler konuşuldu. Onun için burada biz teknik olan, hukuki bir düzenleme olan o meselelerin tartışılarak mecliste çalışmamıza devam etme gayretindeyiz. Çalışmalar sabah 3'e 4'e kadar sürüyor. Tabii çok gereksiz, maalesef muhalefetin uzatmaya yönelik maddelerle de ilgisi olmayan konuşmaları da oluyor. Efendim, ama biz, bu bir taktik mi? Tabii yani uzatmaya yönelik, işte çalışmayı aksatmaya yönelik ya da meclisi kapatmaya yönelik böyle tavır ve davranışlar oluyor. Ama çok şükür biz grubumuzla birlikte bir bütünlük içerisinde, birlik içerisinde bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Ne kadar sürerse sürsün, ne kadar zaman alırsa alsın, ne kadar yorucu olursa olsun neticede milletimizin hayrına olacak bu düzenlemeyi bir an önce yine milletimizin iradesine sunmak için gayretle çalışıyoruz. Efendim eğer beklenen olursa ve referanduma giderse asıl iş deyim yerindeyse ondan sonra başlayacak. Çünkü halkımızın oy verecek olan halkımızın bu pakete ilişkin çok da net bilgilere sahip olmadığı yönünde değerlendirmeler de var. Neyi referanduma götüreceğiz, neyi oylayacağız? Bu konuda da bir bilgilendirme seferberliğine ilişkin haberler de yansıyor basına. Gerçekten AK Parti ve destek verdiğini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda sahalara inip halka neyi oylaması gerektiğini bir kampanyayla mı anlatacak? Tabii mutlaka. Zaten dikkat ederseniz son 10 gündür gazetelerde işte Anayasa Komisyon Başkanımızın, ya da Anayasa Komisyon üyelerimizin vermiş olduğu o bilgilendirmelerle birlikte gazetelerde bu bilgi notları paylaşılmaya başlandı. Tabii özellikle meclisteki bu çalışma bittikten sonra da asıl meseleye vakıf olan arkadaşlarımız, partideki ilgili uzman arkadaşlarımız illere gitmek suretiyle bunu konferans şeklinde ya da bilgi notları şeklinde anlatmaya devam edecekler. Biz de siyasiler olarak kendi ilçelerimizde, kendi mahallelerimizde bunları anlatmaya başlayacağız. Tabii bugüne kadar anayasada birçok değişiklikler yapıldı. Bunlar anlatıldı. Ve bu anlatımlar doğrultusunda da milletimiz hep gerçekten doğru olan kararları verdiler. Zaten CHP'nin ve HDP'nin bugünkü tavrına bakıldığında bu anayasa değişikliğinin çok da milletin önüne gitmeden bir an önce kapatılması arzusundalar. Yani bu şu demek benim siyasi algıma göre, milletin önüne giderse biz kaybederiz düşüncesi içerisinde muhalefet. Onun için bu tartışmayı ve süreci milletimizin önüne götürmemek için gayretle ve hararetle çalışıyorlar.
İnşallah referandum kararıyla birlikte, meclisimizin alacağı bu kararla birlikte milletimiz partimizin yetkili birimleri tarafından çalışılma takvimi açıklanmasıyla birlikte gerçek bilgilere ulaştıklarında daha rahatlıkla, vicdanen, rahat bir şekilde bu oylamayı yapacaklar. Efendim ilk maddelere ilişkin görüşmeye geçilsin mi geçilmesin mi oylamasında 338 rakamı çıkmıştı. 330'un sınır olduğunu biliyoruz. Bu rakam ortaya çıktıktan sonra oylamada evet oylarının giderek arttığını gördük. İlk maddede 347, sonrasında 343. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri maddelere göre mi oy kullanıyor sizce? Şöyle, bence çok maddelere göre oy kullanmıyorlar. Yani o ilk maddenin geçişinde, yani maddelerin görüşülmesinin geçişinde belki orada çok katılım olmamış olabilir. Çünkü orada 330 şartının çok önemi yok aslında. Yani o ilk maddenin geçişinde saat çoğunluk yetiyor. Onun için burada 330 şartı da çok aranmadığı için öyle bir rahatlık olmuş olabilir. Ama benim gördüğüm, özellikle biz AK Parti grubu olarak zaten bir bütün olarak oradaydık. MHP grubu da orada bir bütün olarak bulunuyordu. Yani orada katılmayanlar olmuş olabilir, geç katılanlar olmuş olabilir. Yani çok onların katılımlarının kaç kişi katıldı çok takip etmedik. Ama gördüğümüz kadarıyla inşallah bütün maddelerde rahatlıkla 330'un üzerinde bir sayıya ulaşılacak gözüküyor. Sayın Çanak, diyelim ki bir madde evet almadı. Paketin tamamının çökmesi anlamına mı gelir? Yok, o madde oradan ayrılmış oluyor. Hatırlarsanız partilerin kapatılmasıyla ilgili de geçmiş dönemde öyle bir şey olmuştu. Haliyle o yeterli sayı alınamayan madde çıkarılıyor ve kalan bölümüyle ilgili ve bütünüyle ilgili o maddenin referanduma gitmesi söz konusu oluyor. Efendim bir de oylamaya ilişkin yöntemde bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ediyor. Neden AK Partili milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri gizli bir oylamada oylarının rengini belli ediyor diyorlar. Bu tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında gizli oylama oy kullanan kişinin oy kullanma güvencesi özgürlüğüyle alakalı bir şeydir. Yani oy kullanan kabine girsin, gizli oy düşüncesi varsa onu kullansın. O oy kullananla ilgili bir haktır aslında hukuken. Şimdi ve o irade oy kullanana ait bir iradedir. Haliyle bunu kabinde kullanmak isteyebilir kişi, dışarıda da kullanmak isteyebilir. O onun vicdanına ve inisiyatifine kalmış bir şeydir. Yalnız şimdi bu tartışmayı açan CHP hem bunu söylüyor hem de yani çok komik bir şekilde, hani telefonları da geçtik, bir milletvekili kamerayı alarak sırtına orada hani gizli oy denilen bir ortamda niye bunlara değer verilmiyor, niye bu hassasiyet gösterilmiyor denilen bir ortamda kamerayla bu çekimleri yapıyor. Yani kendi işlerinde de çelişkiye düşüyorlar. Yine geçmiş dönemde yanlış hatırlamıyorsam 1997 yılında Kamer Genç'in meclis başkanlığı vekaleten vekil olarak yaptığı dönemde yine benzer bir tartışma oluyor. Orada rahmetli Kamer Genç çıkıyor, diyor ki itiraz üzerine, arkadaşlar bu milletvekilimizin iradesine vicdanına kalmış bir iştir. Milletvekili ister kabinde girmek suretiyle, isterse açık olarak bu oyu kullanabilir, kimse de milletvekilin iradesine karışamaz gibi bir cevap veriyor. Şimdi tabii maalesef CHP konjektürel gereği işine geldiğinde başka bir söylem, işine gelmediğinde de başka bir söylemde bulunuyor. Haliyle bunun çok hukuki bir bağlayıcılığı yok. Toplumsal ayrışma riski en çok bizleri tedirgin eden, herkesi, toplumda yaşayan herkesi tedirgin eden, siyasi tercihlerimize göre ayrı kutuplarda durma eğilimi. Siz gerçekten bu anayasa değişim sürecini, değişiklik sürecini bir toplumsal ayrışma riski taşıdığını düşünüyor musunuz? Şimdi özellikle AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 ve iktidar olduğu 3 Kasım 2002 tarihinden sonra muhalefetin ve özellikle CHP'nin ve HDP'nin böyle bir söylemi var. İşte AK Parti ayrıştırıyor ve özellikle yeni değişiklikler, esaslı değişiklikler yapıldığında da hep bu söylemlerle milletimizin karşısına çıktılar. Hatırlarsanız geçmiş dönemde bir cumhurbaşkanlığı seçiminde yine milletimizin iradesiyle oy kullanacak bir seçimde maalesef CHP ve sol menşeli medya işte tehlikenin farkında mısınız gibi o cumhurbaşkanı adayımızı
böyle aşağılayan, onu bir yerlere koyan, ötekileştiren bir propaganda içerisindeydi. Yine hatırlayın 7 Haziran seçimleri ve 1 Kasım seçimlerinde hem CHP hem de HDP çıktı. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızı diktatörlükle suçladı. Şimdi aynı CHP ve HDP diyor ki bu anayasa değişikliği olursa bu yönetim, ki onlar rejim değişikliğinden bahsediyorlar, bu rejim değişikliğiyle artık Cumhurbaşkanı diktatör olacak diyor. Ve ülke bölünecek. Evet, ama 1 Kasım'da da, bakın 1 Kasım'da da parlamenter sistem var şu anda. O zaman da parlamenter sistem vardı. Madem parlamenter sistem diktatör yaratmıyorsa, oluşturmuyorsa, niye o gün meydanlarda ve 7 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör iftirası attınız? Demek ki o gün söylediğiniz bir iftiraydı. Eğer bu yönetim şekli bir diktatör yaratmıyorsa bu sonuç çıkıyor. Eğer yeni yapılan düzenlemeyle diktatör oluşuyorsa niye o zaman onlara o gün söylediniz, bugün farklı bir şey söylüyorsunuz? Aslında böyle bir ayrıştırma yok. Onlar insanlara, özellikle seçmen ve millet nezdinde bir korku oluşturuyorlar. Bu korku üzerine bir siyaset fikri oluşturmaya çalışıyorlar. Ama her seçimde çok şükür milletimiz artık bilgiye kolay ulaşıyor, meseleleri kolay anlıyor. Bu kolay ulaşma ve kolay anlama neticesinde de sandıkta kendi lehine olan, kendi faydasına olan bir karar çıkartıyor. Efendim, biraz da içerik konuşalım. İçeriği uzun süre konuşacağız referandum sürecine kadar anlaşılan. Mesela yargı bağımsızlığı zedeleniyor mu endişesi? Gerçekten bu paketle birlikte yargı bağımsızlığı zedelenecek mi? Şimdi şöyle, aslında burada ben de bir hukukçuyum biliyorsunuz. Baro başkanlığı yaptım. Aslında burada yargı bağımsızlığı çok hükümetlere bağlı şeyler değildi. Yani şimdi bir Ordu'da, bir Afyon'da, bir Manisa'da hakim ve savcının yargısal anlayışları oradaki yargının nasıl hükmedeceğini ifade eder. Yani biz burada Ankara'da yargıyı tartışırken asıl önemli olan işte bir Ordu'nun Ulubey ilçesinde, ne bileyim Giresun'un bir Dereli ilçesinde yargı nasıl cereyan ediyor? Asıl yani uygulayıcı. Yargı, evet, yani asıl mesele uygulamaktadır. Asıl uygulanan yargı adaleti burada gerçekleştirir. Onun için yukarıda birilerinin adalet iddiası, özellikle muhalefetin yargının tarafsızlığı iddiası aslında kendilerinin kurduğu bu yargısal egemenliğin dağıtılıyor korkusundan geliyor. Yani yıllarca AK Parti gelene kadar birileri bu yargıyı, özellikle yukarıdaki yargıyı, karar vericileri burada ellerinde tutmuşlar. Böyle bir müktesef hak kazanmışlar ve bu yapıların, statülerin çökmesinden rahatsız oluyorlar. Ama biz şuna önem veriyoruz. Bizim asıl önem verdiğimiz yerelde milletimizin asıl ulaştığı, hak ettiği yargının adaletli olması. İnşallah bu düzenlemelerle gerçek anlamda çoğunluğun, milletimizin daha adil, tarafsız bir yargıya ulaşması amaçlanıyor. Efendim, istikrarı, güvenliği ülkede herkes istiyor elbette, ama bir yandan da kendi iradesinin de ülkenin yönetiminde söz hakkı olmasını istiyor. Bu anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rolü de kafamızda çok netleşmiyor. Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisi azalacak mı? Halkın iradesinin etkisi azalacak mı şeklinde sorular da var. Azalır mı? Şimdi şöyle, aslında halkın iradesi daha da güçleniyor. Niye? Meselenin iki ayağı var. Bir Cumhurbaşkanlığı ayağı var. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağı var. Şimdi bu iki nüansı da kim seçiyor? Halk seçiyor. Halk seçiyor. Peki CHP ne diyor? Diyor ki niye halk seçiyor? Daha öncesinde Cumhurbaşkanı'nı milletvekilleri odalarda anlaşmak suretiyle bazı unsurların, güçlerin, yapıların gelerek ya şu olsun bizim için daha uygundur diyerek anlaştığı bir ortamda Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi mi daha demokratik? Yoksa genel anlamda milletimizin önüne giderek sandıklar kurularak bir Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi mi daha demokratik? Burada da bir çelişki var aslında. Demek ki doğru olan milletimizin seçmesi. Neticede insanlar kendilerini yönetecek insanları seçme hakkına sahipler. İşte 18 yaşta da örneğin tartışılan bir mevzu. Bakıyorsunuz Avrupa'da birçok ülke 18 yaşla ilgili seçim hakkı vermiş. Çünkü orada da hukuken şöyle bir kriter var. Seçen seçilebilmeli. Yani ben 18 yaşında birisinin seçilebilme ehliyetini kendimde görüyorsam, bu beni yönetebilir diyorsam, öyleyse ben de
yönetebilmeli. Yani ona o hakkı verelim ama eğer 18 yaşındaki bir insanın yeterli olmadığını düşünmüyorsa halk ona oy vermez. Evet. Ya da o gün işte listeyi tezahür ettirecek yapılar der ki bu evet o meziyete sahiptir ya da değildir der. Ona göre vatandaşımız da bunu değerlendirir. Yani meseleye böyle bakmak lazım. Efendim siyasi partilerin etkisi ne olacak? Siyasi partiler işlevsiz hale mi gelecek? Hayır, her parti yine gidecek meydanlarda kendi siyasetini yapacak. Yani neticede bütün siyasi partiler hayatlarını devam ettirecek. Onların da milletvekili yapıları olacak. Onlar da milletvekillerini mecliste sayı olarak arttırmak için çalışacaklar. Neticede hiçbir siyasi partinin yapısında bir zarar oluşmayacak. Ya da bir geriye gitme olmayacak. 600 milletvekili bu siyasi partilerden oluşacak. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu 600 milletvekili, bakın Cumhurbaşkanı'nın soruşturulma aşamasında ve Yüce Divan'a sevkinde yine söz sahibi olacak. Yine meclisin fesi hususunda söz sahibi olacak. Haliyle tüm bu yapılar yine milli iradenin kendi içerisinde hayata geçirilmesine de sağlayacak. Efendim peki kararname yetkisi, yani kararname yetkisi acaba yasama organını sınırlar mı, işlevini zayıflatır mı? Şimdi şöyle, şimdi kararname yetkisi bakıyorsunuz, şimdi güçlü bir parti var. Bu güçlü partinin haliyle mecliste de çoğunluğu var. Bugünkü sistemden bahsediyorum. Şimdi bu sistem içerisinde zaten meclis kararname yetkisini rahatlıkla devrediyor ki. Bu bizim bir saatimizi alıyor. Doğru. Yani burada kötü olan ne? Bunu şimdi millet oy desteğiyle verecek zaten. Kaldı ki bakıyorsunuz diyorlar ki ya hiçbir başkanlık sisteminde, ki bizdeki başkanlık sistemi değil, yeni bir cumhurbaşkanlık sisteminden bahsediyoruz. Bize ait bir özerk, hiçbir ülkede olmayan farklı bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü her ülkenin ve her devlet yönetimlerinin kendi içinde farklılıkları olabilir, örf adetleri olabilir. Şimdi orada diyorlar ki devlet başkanlarının hiçbirinin kararname yetkisi yok. İşte Amerika'da anayasaya bakın diyorlar, kararname yetkisi yok diyorlar Obama'nın diyorlar. Oysa orada Anglo-Sakson hukuku hakim ve anayasada bütün uygulamalar yazmıyor. Obama'ya bakın 2014'ten 2016 yılının sonuna kadar yanlış hatırlamıyorsam 208 tane kararname yayınlamış tek başına. Yani Amerika gibi büyük bir Birleşik Devletler'in barındığı bir yapıda bir kişi anayasada hüküm olmamasına rağmen 208 karar alıyor. Tarihinden gelen o örfü adeti hükümlerle birlikte kararname yayınlama yetkisine haiz olabiliyor. Doğru. Ama burada milletimizin oy çokluğuyla desteklediği, seçtiği birisinin kararname yetkisine haiz olması birileri tarafından kabul edilemiyor, rahatsızlık duyuyor. Bunlar yanlış şeyler, onu ifade etmemiz lazım. Efendim bir hukukçusunuz, o hali herhalde en iyi siz cevaplayabilirsiniz. O hal döneminde böylesine kritik bir düzenleme yapmanın mahsuru var mı? Şimdi o hali niteliğine bakmak lazım. Yani biz şimdi bugün Ankara'da yaşıyoruz. İşte herkes kendinde bir yaşam sürüyor. O halle ilgili biz hayatımızın neresinde o hali hissediyoruz? Yani burada sizin yemenize, içmenize, giyiminize, oyunuzu kullanmanıza, ne bileyim bir propaganda yapmanıza, miting yapmanıza, işte konferanslar yapmanıza engel olan ne var? Bunların hiçbiri yok. Başınıza bir askeri yönetim mi var? O da yok. Haliyle o hal denilen ya da korkutularak ya o halde seçim mi olur denilen şeyin uygulamasına bakmak lazım. Uygulamada sıkıntı yok ki. Herhangi bir milletvekili hangi partiden olursa olsun gidiyor herhangi bir televizyonda konuşabiliyor ya da herhangi bir gazetede beyanat verebiliyor ya da çıkıp bir yerde bir program yapıp bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. İşte mecliste çıkıp ağzına geleni söyleyebiliyor. Bazen seviyesini düşürüp hakaret edebiliyor. Yani o halin burada bu çalışmayı engelleyecek ya da seçimle ilgili geçmiş dönemde o hal olmayan dönemlerdeki seçimlerden farklı kılacak bir uygulaması yok ki. Meseleye böyle bakmak lazım. O tansiyonu biraz da düşürmesi umuduyla belki de dün Başbakan Binali Yıldırım muhalefet kurucusuna geçti. Ve orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldiler. Hatta çok nüktedan Sayın Başbakan. Sayın Başbakan'a demişler ki Sayın Çanak,
Sayın Başbakan biraz daha kalın görevinizde çünkü görevi bırakması gerekecek diye böyle o sert havayı yumuşatmaya yönelik bir takım girişimler de olmuş. Sayın Başbakan da keyifle anlatmış anladığımız kadarıyla burada yaşanan gelişmeleri. Tansiyonu biraz düşürmek, toplumun da kaygılarını düşürmek anlamında herhalde önemli, vekillere de önemli görevler düşüyor. AK Parti grubunun bu konuda bir tasarrufu olacak mı? Şimdi şöyle, zaten bütün herkes, özellikle aziz milletimiz bunu izliyor, görüyor. Yani biz AK Parti milletvekilleri, AK Parti grubu olarak anayasanın bu başlangıcından, komisyon sürecinden, meclis sürecinden bugüne kadar baktığımızda gerginlik oluşturan taraf değiliz. Yani kavga tarafında yokuz. Hakaret edilmediği sürece, ne bileyim meseleler gayrimeşru zeminlere çekilmediği sürece burada AK Parti grubu meseleyi sükunetle götürme gayretinde. Bizim tek derdimiz var, milletimizin lehine olabilecek bu düzenlemeyi iyi anlatabilmek ve orada milletimize fayda getirecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını ileride de daha da güçlü olarak sağlayacak bir yapıyı bu milletin üzerinde tedarik etmek, kurmak. Yani rejim değişikliği diyorlar, CHP bunu ifade ediyor. Oysa bakıldığında ortada bir rejim değişikliği yok. Sadece bir hükümet sisteminin değişikliği var. Yani burada muhalefetin her şeyden önce milletimizin sağduyusuna güvenmesi lazım. Bu sağduyu bugüne kadar hep doğru çıktı. Bugüne kadar milletimizin lehine hükümler doğurdu. 15 Temmuz'daki irade ve bugüne kadar milletimizin o çoğunluğun ortaya koyduğu irade hep bu devletin ve milletimizin lehine olmuş bir sonuç oldu. Devletin ve milletin bekası hepimizin aynı gemide olduğunu belki de özetleyen en önemli cümle. Bir yandan da dört bir taraftan saldırıyla mücadele etmek zorundayız. Bir taraftan FETÖ ile uğraşıyoruz, PKK ile uğraşıyoruz, DAEŞ ile uğraşıyoruz. Askerlerimiz Suriye toprakları içerisinde, bir de kur yükseliyor. Bu da o saldırının bir parçası olarak mı görülmeli? Şimdi şöyle, tabii büyüyen, güçlü hale gelen, kendine göre artık söz sahibi olan herkesin düşmanları olabilir. Yani bu hayatın kuralı. Demek ki Türkiye kendi içerisinde, özellikle kendi bölgesinde ve dünya fotoğrafı içerisinde bir anlam ifade etmeye başladı. Tabii bu da birilerini rahatsız ediyor. Onun için bakıyorsunuz hiç olmamış, hiç bulunmamış, hiç ismi duyulmamış bazı işte illegal örgütlerin türediğini görüyoruz. Ve bunlar o kadar acımasızca mücadele ediyorlar ki ve bu kadar da seviyesizce bir tavır içerisindeler ki. Yani eylemleri bile amiyane tabiri çok kalleşçe yapıyorlar. Onun için onların seviyesi ne olursa olsun biz her şeyden önce bir hukuk devletiyiz. Hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz ve inşallah bunu da milletimizin el birliğiyle ve yürek birliğiyle yapmamız lazım. Eğer bu güçlü birliktelik olmaz, muhalefet de burada üzerine düşen bu milli muhalefet görevini yerine getirmezse o zaman işte bu terör gruplarının ve arkasındaki gizli güçlerin istedikleri oluşmuş olur. Özellikle burada muhalefetin AK Parti gitsin ya da bu hükümet gitsin ya da bu iktidar gitsin de Türkiye'ye ne olacaksa olsun algısını bir tarafa bırakması lazım. Kazanan bu millet olsun, kazanan büyüyen bu devlet olsun algısıyla döneme göre teröre karşı gelebilecek söylemler içerisinde olsunlar. Bundan sonrası zaten milletimiz için daha kolay olur. Efendim bazı meseleler siyaset üstü. Evet, terörle mücadelede bunlardan bir tanesi devlet meselesi. Devlet meselesi olarak bakmak gerekiyor. Bu süreç terörle mücadelede bir zafiyet meydana getirebilir mi? Kesinlikle getirmez. Çünkü biliyorsunuz Sayın İçişleri Bakanımız da, Sayın Başbakanımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreçle ilgili çok net bir tavır içerisindeler. Çünkü hiçbir devlet teröre karşı bugüne kadar yenik düşmemiştir. Tarihte teröre yenik düşen hiçbir devlet yoktur. Evet. Hele Türkiye Cumhuriyeti gibi tarihi kökleri çok güçlü olan, millet birlikteliği çok güçlü olan bu güçlü yapı içerisinde bizim de taşeron terör örgütleriyle böyle mücadelemizde asla geri adım atma gibi bir durumumuz olamaz. Biz durduğumuz yerdeyiz, söylemlerimiz, duruşumuz aynı. Biz bu devleti ve bu milletin geleceğini büyütmekte görevliyiz.
İnşallah milletimizin desteği olduğu sürece de buna devam edeceğiz. İnşallah. Efendim siz AK Parti milletvekilisiniz, Ordu milletvekilisiniz ama eminim ki temas halindesiniz. Milliyetçi Hareket Partisi de milletvekilleriyle birlikte başkanlığı anlatmak, anayasa değişikliğini anlatmak hususunda sahalara inecek mi? Şimdi Sayın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Hem meclis sürecinde hem de sonrasında evet oyu vereceğini söyledi. Açıkça ifade etti bunu. Tabii siyasi partilerin özellikle başkanlarının ve temsilcilerinin bu söylemleri kendi tabanında çok önem arz eder. Çünkü bir taban var, kendi liderlerine inanıyorlar ve bu söylemler ister istemez seçime gidilen süreçte de o takvim içerisinde de mutlaka anlatılması, izah edilmesi gereken bir hal alır. Haliyle MHP'de inandığı ve gelecek için hayırlı gördüğü bu değişikliğin nedenlerini, gerekçelerini kendi seçmene en iyi şekilde anlatacaktır. İnşallah biz de hep birlikte bunu anlatmak suretiyle inşallah güzel bir sonuç alacağız. Efendim kişisel kanaatim AK Parti Genel Merkezi'nin ve elbette ki Cumhurbaşkanı'nın MHP tabanının nabzını tutmaya yönelik araştırmaları da şimdiden yapmaya başladığı yönünde ki biliyoruz ki AK Parti Genel Merkezi o anket sistemini, seçmenin nabzını tutmaya yönelik anket sistemini çok etkin kullanıyor. Vekillerle paylaşılan, kamuoyuyla paylaşılan yok ama vekillerle paylaşılan böyle bir çalışma var mı? Yok, öyle somut bir bilgi yok. Henüz öyle bir bilgi yok. Ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Yine böyle sükunetli, nispeten sükunetle geçecek bir dönemden sonra referanduma gitmesine AK Parti grubu olarak emin misiniz? Son sorum bu olsun efendim. Şimdi tabii eminiz. Çünkü AK Parti grubu emin olduğu adımları atarak zaten hep bu başarıyı yakalamış. Şimdi önümüzde biliyorsunuz müzakere, mülaza, karşılıklı görüşmeler, istişareler yapıldığı bir dönem vardı. Evet. O dönem bitti. Sonra komisyona, meclise sunuldu. Meclis komisyona sevk etti. Komisyonda bu mevzu tartışıldı, konuşuldu ve şu anda meclisin gündeminde. Mecliste bu tartışmalarını iki turdan ibaret tamamlayacak. İlk tur bittikten sonra 48 saat ara verilecek. Ve o ara verildikten sonra ikinci tur oylamalarına geçilecek. O ikinci tur oylamaları da bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonrasında da referandum tarihi takvim olarak belirlenecek. Ondan sonra da süreç başlamış. Efendim hem teknik bir hukukçu kimliğiyle hem de içerik anlamında çok önemli bilgiler paylaştınız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben yoğun teşekkür bir gündem ederim. Var biliyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, zaman ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Evet.